Kırım'ın Rusya'ya resmi olarak bağlanmasının ardından bölgedeki bayraksız ve rütbesiz silahlı birliklerin yerini Rus bayrağı taşıyan askerler aldı. Kırım'ın yanı sıra Ukrayna'nın doğu sınırında da Rus birliklerinin sayısında artış gözlendi. Amerika Birleşik Devletleri Rus ordusunun sınır boyundaki tatbikatlarından ve askeri hareketliliğinden endişe duyduklarını belirtti. Rusya'nın tavrını cezalandırarak ekonomisine zarar verdik. Moskova yönetimi bölgedeki agresif tutumunun sonuçlarına katlanmak zorunda. Onları ekonomik, diplomatik ve askeri olarak izole edecek adımlar atılabilir. Tüm seçenekler masada. Kırım'da görev yapan üst düzey askerlerle bir araya gelen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ise elde ettikleri sonucu askeri bir başarı olarak değerlendirdi. Putin, Kırım'da önemli bir sınavı başarıyla geçtiklerini kaydetti. Kısa süre öncesine kadar Kırım'da yaşananlar bir sınav niteliğindeydi. Orada askerlerimizin gösterdiği çaba ordumuzun kabiliyetini ve yüksek etik değerlere sahip olduğumuzu ortaya koydu. Öte yandan Ukrayna'nın Kırım'daki üslerini boşaltırken çok sayıda askeri aracı bırakmak zorunda kaldığı bildirildi. Ukrayna ordusuna ait 100'e yakın askeri kamyona el koyuldu. Ukrayna donanmasına ait bir denizaltının da Sivastopol Limanı'nda bırakıldığı kaydedildi.